Merhabalar, hoş geldiniz. Ben sansür ve otosansüre karşı susma platformundan Sumru. Türkiye'de faaliyet gösteren susma platformu, kültür ve sanat alanlarında yaşanan ifade özgürlüğü ihlalleri ve sanatsal özgürlüğü üzerine çalışan bir sivil toplum oluşumu. Bugün Safe Havens ile ortak olarak düzenlediğimiz bu sohbette kamusal alanda sanat yapma pratiği üzerine, kamusal alanın sanatçılara getirdiği özgürlük imkanlarına ve sınırlamalara dair konuşurken, bir yandan da Türkiye'de kamusal alanın son yıllarda her anlamda olduğu kadar kültür sanat alanında da anlamında da nasıl daraltılmaya çalışıldığını ve sanatçıların da bu daralmadan dolayı nasıl engellendiğini ve bu daralmaya karşı nasıl direndiğini konuşacağız. Konuklarımız Kubilay Mutlu, izinsiz ve yine Susma platformundan Doktor Sonay ben. Kubilay Mutlu, İzmir'deki Sokak Sanatçıları Derneği'nin kurucu üyesi. Sokak orkestrasıyla müzik yapıyor aynı zamanda. Bir yandan da 9 Eylül Üniversitesi Etnomüzikoloji doktorant ve müzik endüstrisiyle hegemonya üzerine çalışıyor. İzinsiz kendini dış kapının vandalı ve gerilla artist olarak tanımlıyor. Biraz sonra işlerini daha ayrıntılı bir şekilde anlatması için kendisine söz vereceğim zaten. Sonay'ın Temple Üniversitesi'nde kültürel ve görsel antropolojisi doktorasını bitirdi. Doktora tezi 2000 sonrası Türkiye sinemasında sansür üzerineydi. Ayrıca Susma platformunda editörlük yapıyor. Çeşitli üniversitelerde de akademik çalışmalarını sürdürüyor, dersler veriyor. Türkiye'de Belgesel Sinema adlı kitap üzerine çalışıyor Can Candan ile beraber. Tekrar hoş geldiniz Kubilay İzinsiz ve Sonay. Öncelikle bu konuşmanın çerçevesini çizmesi için Sonay'a bir söz vermek istiyorum. Sonay, Türkiye'de sanatçıların sanatsal ifade özgürlüğü haklarını kullanmalarının önündeki engeller nedir? Kısaca anlatmam mümkün olur mu acaba? Ben de hem izleyicilerimize hem de konuklarımız izin size ve Kubilay Mutlu'ya hoş geldiniz demek istiyorum. Türkiye'de sanatsal ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik vakalar maalesef ki fazla. Platform olarak varlık amacımız da bunun bir göstergesi aslında. Bu noktada Susma platformu olarak sanatsal ifade özgürlüğü ihlallerinin ve sansür mekanizmalarının geniş bir çerçevede ele aldığımızı da belirtmemiz gerekiyor. Bu söyleşte zaman kısıtından ötürü kültür sanat alanlarında yaşanan ifade özgürlüğü ihlalleri ve sansür vakalarının hepsini açıklayamayacağımı ve örnekleyemeyeceğimi belirteyim. Sumru'nun da belirttiği gibi sanatçıların ifade özgürlüğünü kullanmalarının önündeki engelleri birkaç başlıkta incelemek mümkün ama bu bir çizgi olacak tabii ki. En başta sanatçılar açılan davaları söyleyebiliriz. Son yıllarda kültür sanat alanlarında eserler veren pek çok sanatçının yargılandığını gördük. Davalarını takip ettik, hala da etmeye devam ediyoruz. Bu başlıktaki davalarda iki önemli husus olduğunu söyleyebiliriz. Bir tanesi, davaların bir kısmında üretilen sanat eserlerinin yargılandığını görüyoruz. Terörle Mücadele Kanunu'nun birinci ve yedinci maddeleri uyarınca terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen ya da örgüt üyeliğiyle suçlanan sanatçılar oldu. Örnek olarak yazar ve şair Meral Şimşek'i verebiliriz ya da Bakur ve Nurjin belgesellerinin yönetmenlerinin davalarını takip ettik. Ya da Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesindeki o maddede de halkı din ve pardon kin ve düşmanlığa tahrik etmek gerekçesiyle pek çok sanatçı yargılandı. En bilinen örnek de müzisyen Ferhat Tunç. Sanatçılara açılan diğer davalarla ilgili diğer bir hususta Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi ki bu maddede de Cumhurbaşkanı hakaret anlatılıyor. Bu madde üzerinden gözaltına alınan, ifadeye çağrılan ya da dava edilen pek çok sanatçı oldu. Bunun sosyal medya paylaşımları ya da kamusal alanda sanatçıların yaptıkları eleştiriler üzerinden dava gerekçeleri olduğunu görüyoruz. Yani eserleri haricinde kişisel görüşleri ya da sosyal medya paylaşımları dava için bir gerekçe sunabiliyor. Bunların haricinde de medyada ve iktidar tarafından hedef gösterilmeleri de sanatçıların ifade özgürlüğünü kısıtlıyor. Son dönemde yine müzisyenlerde, özellikle rap müzisyenlerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirme suçundan ki bu da Türk Ceza Kanunu'nun 192. maddesi. Bu suçtan yargılandığını ya da gözaltına alındığını gördük. Bununla birlikte müzisyenlerin pandemi desteklerini ki çok düşük meblağlardan bahsediyoruz. Mahkum bırakılması, alamayan pek çok müzisyenin olması, güvencesizlik ve benzeri sebeplerle
Resmi kayıtlarda 102 müzisyenin ama korkuyoruz ki daha fazla kişinin intihar ettiğini gördük. Bu da ifade özgürlüğü kısıtlamalarının en can alıcı ve en can yakıcı başlıklarından maalesef. Yine bağlantılı olarak pandemi koşullarını ve müzik yasağını protesto eden müzisyenlerin gözaltına alındığını gördük. Konserleri yasaklanan gruplar ya da sanatçılar oluyor. Ve bu konser yasaklamaları da genelde ya son anda ya da gerekçesiz olarak cereyan ediyor. Ve yerel yönetimler bunu yapıyor. Burada gerekçe gösterilmeden ve son anda ibarelerin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü bunlar yerel yönetimlerin keyfi yasaklama ve sansür uygulamalarını işaret ediyor. Son olarak belki bu çerçeveyi tiyatro yasaklarıyla, tiyatro yasaklarına dair birkaç örnek vererek ya da gerekçeleri söyleyerek bitirmek mümkün. Bu da çünkü hem müzisyenlerle ilgili süreci hem de ona istinaden tiyatro yasaklarının da birbiriyle ne kadar benzeştiğini göstermesi açısından önemli. Son dönemde üç örnek vereceğim. Bir tanesi Ahmet Şehir Tiyatrosu'nda Kürtçe Tartüf oyunu. Tiyatrosunun pardon Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun Mardin'de oyunun oynanacağı otelin sözleşmeyi son anda feshetmesiyle iptal oluyor. Ya da Hatay Valiliği Kara İndiba oyununu sahnelenmesine saatler kala iptal edebiliyor. Ve iptal gerekçesi oyunda geçen testis kelimesinin müstehcen ve toplum ahlakına aykırı bulunmasından dolayı diye söyleniyor. Ya da çok yakın zamanda işte bu hafta içerisinde Kürtçe tiyatro yapan Şermova Performans, Memuzin oyunlarının Cizre Kaymakamlığı tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildiğini duyurdu. Tüm bu örnekler aslında hem müzisyenler için de müzik vakalarında da aynı şey geçerli. Yerel yönetimlerin bir sanat eserini tırnak içinde toplum ahlakına aykırı bulup cezalandırabilmesi, böyle bir yetkiye sahip bırakılması ve bu keyfi uygulamaların muğlak gerekçeler üzerinden gerçekleştirilmesi açısından bizce çok kayda değer örnekler. Bir yandan da tabii ki Kürtçe tiyatro yapan ya da Kürtçe müzik yapan toplulukların yerel yönetimler tarafından yasaklandığını görebiliyoruz. Aslında sen Türkiye'de son yıllarda birçok sanatçının nelerle baş etmek zorunda kaldığını biraz özetlemiş oldun, biraz çerçeveyi çizmiş oldun bu sohbetimiz için. Senin de anlattığın kadarıyla Türkiye'de sanat işlerini izleyicilerle ya da kamuyla paylaşabilmek aslında yanında birçok bedel gerektiriyor. Birçok sanatçı ve birçok kişi de bu bedeli ödüyorlar. Şimdi bununla ilgili olarak benim ilk sorum izin size olacak. Panel öncesinde kendisiyle konuşurken kendisinin bu tür sorunlarla karşılaşan sayısız kişiden, sayısız sanatçıdan biri olduğunu ve biraz da bu yüzden anonim kalmak istediğini, yani kendisini çok da önemli biriymiş gibi öne çıkarmak istemediğini söylemişti. Çünkü bunu yaşayan birçok sanatçı var. İzninizle acaba bu bahsettiğim durumu ve hissi biraz daha açabilir misin diye rica edeceğim. Niye anonim kalmak istiyorsun öncelikle? Bir yandan da bu anonimlik kamusal alanda sanat yapıyor olmanın ve eleştirel işler üretiyor olmanın getirdiği bir sonuç mu? Bunlardan bahsedebilirsen sevinirim. Öncelikle merhaba tekrar ve beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Anonimlik konusu benim özelimde birkaç farklı önemli noktadan oluşuyor. Öncelikle en basitinden başlayayım. Normalde benim yaptıklarım gibi şeyler yapan insanların tanımlamasıyla sokak sanatında çok kullanılan bir şey bu. Mahlas kullanmak. Anonim şekilde bir şeyler üretmek. Hatta yani grafiti ile çokça karıştırılıyor ama grafitinin zaten ana şey meselesinde de bir mahlas seçip o mahlası olabildiğince çok fazla yere tekrar ve en farklı tipografi denemeleriyle yeniden ve yeniden çizmeye dayanıyor. Dolayısıyla bir mahlas meselesi aslında çok eski bir şey. Yani farklı şeylerde de var. Edebiyatta da var. Mahlas kullanan şairler var, edebiyatçılar var. Popüler kültürde var. Yani şu an tek isimli sandığımız birçok sanatçı tırnak içinde. Aslında gerçek isimlerinin farklı olduğunu daha sonradan öğreniyoruz. Bir sahne ismi kullanıyor. Aslında bu sıkça karşılaşılan bir şey. Ne yaptığınızla, bunu çok sık kullanacağım bu söyleşide, ne yaptığınızla bağlantılı olarak bunun da bir
kendi getirisi ve götürüsü oluyor. Daha özele ineceksek anonimlik meselesinde benim için önemli olması, yani her şeyin dışında ya mesela yargılanıyorum, belli bir oranda tabii ki bu anonimliği korumak gittikçe daha da zor oluyor. Ama bunun benim için önemli olması her şeyden önce benim bağlı kaldığım şey belirtiyor. O da şu, ilk önce sonuçta yaptığım şeylerin bir yaptırımı var, bir riski var. Zaten başıma gelenler de şu an burada konuşuyor olmamın sebebi. Bir defa onlardan benim kendi küçük hayatımı, sıradan hayatımı korumak. Bir güvenlik meselesi var tabii ki. Daha sonra da yaptıklarımı benden korumak. Yani ben sıradan bir insan olarak zaaflara sahip olabilirim, çelişkilere sahip olabilirim. Yaptığım işlerle benim normal günlük hayatım arasında dışarıdan görülebilecek çelişkiler olabilir. Yok ama olabilir yani. Çokça şey yapılır böyle. Hani böyle şeyler yapıyor ama aslında böyle bir insan falan. Hani mesele belli bir çıtayı aştığınız zaman hep böyle başka nerelerden yakalanabilir. Böyle bir açık arama, mesele kişiselleştirme falan başka bir yere çekilir hep genelde. Böyle değerlendiririz hep karşımızdakini. Ben kimliği çıkarttığım zaman böylesi olan bütün tartışmaları sonlandırmış oluyorum. Böyle bir çözüm aslında. Yani yaptığım şeyde benim konuşulmamı istemiyorum. O sözümün konuşulmasını, yaptığım şeyin konuşulmasını istiyorum. Kim olduğumun bir önemi yok. Nasıl birisi olduğumun önemi yok. Yani zaten yaptığım şeyler bunları anlatıyor. Bir kimlik gerekiyorsa eğer, bunun kendisi zaten bir kimlik oluşturuyor ve o zaten bir kimlik veriyor. Hem böyle bir şey, bir de yani benim ya bir anonimlik şeyi de koruyor. Bir sanatçı olarak kuşkusuz hepimizin sahip olduğu, her insanın sahip olduğu egoyu da koruyor. Yani egodan koruyor işte. Böylelikle buradan belli oranda çıkar ya da ya bir pragmatik bir ilişki kurmayı da engelliyor. En azından benim tarafımdan ve benim çözümümden. Böyle özetleyebilirim kısaca sanırım. Çok teşekkürler izinsiz. Şimdi Kubilay Mutlu'ya dönüyorum. Kubilay, Türkiye'de sokak sanatı ya da kamu alanda sanat deyince neyi kastediyoruz? Bunu biraz anlatmanı rica edeceğim senden. Kamusal alanın sanatçılar için sunduğu imkanlar nedir? Ayrıca sanatçıların kamusal alanda sanat yapmalarının önündeki engeller ya da sanat yaptıklarında karşılaştıkları problemler nedir? Biraz anlatmam mümkün mü acaba? İyi sunumlardı. Sonay'ın anlattığı yerden biraz belki bağ kurmakta da fayda var. İfade özgürlüğü dediğimiz meselenin kendisi tam da aslında düşünce özgürlüğü kavramının vücut bulduğu yer. Bir şey ifade edildiği zaman, yani kamusal alanda açık seçik hale getirildiği andan itibaren zaten bir denetleme unsuru haline gelmeye başlıyor. Yani bir şeyin ifade olması, bildiğiniz gibi toplum dediğim şey iki kişiyle, hatta bir kişiyle bile toplum olunabilir. Kamusallaşma dediğimiz şey de biraz öyle bir şey. Yani toplumu açtığımız andan itibaren fikirleri bunun ceremesine katlanmak ya da işte bu özgürlük dediğimiz alanı genişletmek meselesi burada başlıyor. Sokak Sanatçıları Derneği açısından kamusal alan tanımımız açıkçası vücudumuza yaptığımız dövmelerden duvarlara yapılan işte grafitilere, işte sergi salonlarındaki sanata, sokaktaki yürüyüş tarzımıza kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Açıkçası bir yaşam biçimi anlamında bir alan. Ve kamusal alan dediğimiz alanda bir şeyleri yapmak dediğimiz şey her şeyden öte kendimiz için istediğimiz özgürlüğü başkaları için de isteyebilir hale getirmek demek bizim açımızdan. Yani evlerimizde işte her neredeysek orada özgür olabileceğimiz ortamlar yaratabiliriz elbette. Ama bunu başkası için de özgürlük haline getirebilmenin yolu kamusal alanda bunları talep etmeye devam etmekten geçiyor. Bu açıdan sanatın tırnak içerisinde konforlu bir alanı var. Bu alanı suistimal etmek dediğimiz şeyi yapmak aslında. Belki biraz gerilla mücadelesi der John Fiske, popüler kültür mücadelesi, daha doğrusu popüler kültür alanı içerisinde yapılan mücadeleleri. Yani şarkılar üzerinden giydiğimiz kotlara yaptığımız kesiklerden, konuşma biçimlerimizden bunların hepsi aslında biraz burkaç
biraz egemen hegemonya süreçlerini baltalayan, onlara karşı hegemonya oluşturmaya çalışan direniş alanlarını oluşturuyor. Bu açıdan kamusal alanda ettiğimiz her şey aslında başkası için de bir özgürlük alanı oluşturma mücadelesi olmuş oluyor. Örneğin işte biz çok şey yapıyoruz, hani disiplinler arası çalışmak falan diye hani popüler bir şey var. Bunun tam hakkını vermeye çalışan bir ekip olmaya çalışıyoruz. Pek çok sanatsal disiplin arasında ilişki kurmak, Batı'nın tanımladığı sanat tırnak içerisindeki hani o duvara asılan, karşısına geçip yorumlarda bulunduğumuz, nesnenin kendisine hayran olduğumuz anlamda bir sanattan, aslında bağlamı öne çıkaran bir sanata, daha çok performansın öne çıktığı bir sanata, belki izinsiz kendi daha iyi açıklayacaktır, sanatlar arasında belki crosslamak gibi konuşacağımız tarzda da, yani bir başka sanat eserinin varlık yokluk meselesini ona karşı bir silaha çevirmek dediğimiz şey de kamusal alanda gerçekleşen işlerden bir tanesi. Dolayısıyla hem disiplinler arası bir paslaşma alanı olarak kamusal alan ve sokak bizim için değerli. Aynı zamanda da bambaşka bir dünya hayalimizin bir unsuru olarak da kamusal alan değerli. Çünkü bizim gelecek toplum hayalimizin, tahayyülümüzün gerçekleştiği ve onu göstermeye çalıştığımız alanlardan bir tanesi. En basit, çok uzatmak istemiyorum ama bir sokakta bir müzik performansına tanık olmuş bir küçük çocuğun bas gitar çalan kadınlardan oluşan bir grupla temas etmesi, müziğin erkek egemen dünyasından ibaret olmadığını, ona temas edebilip değiştirip dönüştürebileceği bir alan olduğunu, kendisinin çok bildiğimiz o yüksek sahnelerde değil, hemen kaldırım seviyesinde iki adımda sahnenin üretici boyutuna geçebileceğini görebilmesi açısından değerli. Aslında hayal etme imkanlarını şey yapmak istiyoruz, arttırmak istiyoruz. Biraz böyle gıdıklamak gibi niyetimiz var. Tabii ki gıdıklanmayı çok sevmeyen hassas bir iktidarımız da var. Gıdıklandığı zaman silah çeken bir iktidarımız var. Yani zaten devlet dediğimiz şey bir sınıfın diğer sınıf üzerinde şiddet uygulama tekelini talep etmesi aslında. Biraz Weberian yerden de bakarsak şiddet uygulama tekeli olan bir şeydir. Zaten asıl mücadele de meşruluk mücadelesidir bizim açımızdan. O yüzden Sonay demin saydı bir sürü yasa maddesi çıkabilir. Yasalar yazılabilir ama mühim olan meşruluğu kazanmaktır. Bizim açımızdan meşru olan şey yasaları da değiştirecek güce sahiptir. İzinsiz'e aslında senin söylediklerinle paralel bir soru sormak istiyorum. İzinsiz, sen sanatın sokak sanatı olarak değil, gerilla art olarak tanımlıyorsun. Bize biraz bunun farkını, niye özellikle gerilla art demek istediğini anlatabilir misin? Ayrıca biraz işlerin içeriğinden, kamu alanlarda yapıyorsun işlerini, ne gibi yerleri kullanıyorsun? Buna da biraz anlatabilir misin acaba? Tabii. Şöyle, maalesef ki içinde yaşadığımız coğrafyada bazı sözcükler başka coğrafyalarda kullanıldığı gibi sıradan sözcükler değil. Bazıları kendisinden sakıncalı sözcükler, tanımlar olabiliyor. Ama maalesef ki bu dünyada tek başına yaşamıyoruz. Ve ben de bu yaptığım şeyleri dünyada tek yapan kişi değilim. Ve benim yaptığım şeylerin benzerlerini yapan insanların genel tanımlaması bu. Yani hani bunu ben seçiyorum ama sonuçta bu benim keşfettiğim bir şey, bir tanımlama değil. Bunun bir sebebi var. Bir karşılığı var. Ben mi kendimi bu karşılığa eşleştiriyorum? Hayır. Yaptıklarım zaten etkilendiğim, esinlendiğim ya da esin kaynağı eğer olabiliyorsam benden daha genç arkadaşlarım bu alanı, bu şeyi tanımlıyor yani. Benim bulduğum şey değil. Ama tabii ki bu gerilla artist olunca birden şey oluyor. Yani mesela işte ben şeyi çok seviyorum. Bir iş yaptıktan sonra o iş bir ses getiriyor ve işte söyleşiler falan olabiliyor ya da o işin kendisi haberleşebiliyor. Öyle işlerden sonra o videoların altındaki yorumları falan okumayı çok seviyorum. Gerçek tepkileri alıyorum çünkü. Ve zaten onlar için yapıyorum.
biraz bu kişi. Çünkü yanından geçiyorsunuz insanların, içinden yaşıyorsun, içinde yaşıyorsunuz hep beraber. Aynı otobüsle, aynı metrobüsle bir yerden bir yere gidiyorsunuz ama bir kopukluk var. Orada kendisini ifade ediyor işte yani. İnternet bu yüzden de güzel. Her zaman duymak isteyeceğimiz şeyleri duymak için değil bazen de yani. Başka şeyler duymak için. İşte orada şey diyorlar, ya işte gerilla mısın, sanatçı mısın? İşte birini seçmen lazım falan. Ya da işte biz etek giydiririz. İşte biz işte onlara neler yaptığımızı biliyorsun falan. Ya bu arada etek giymede de hiçbir problem yok. Yani mesela öyle bir şey olacak olsa, ne bileyim böyle bir performans, bir fikir gelse aklıma, bunu da hiç şey yapmadan, çekinmeden yapabilirim yani. Zaten etek neden etek giyemiyoruz kısmı sıkıntılı. Yani hani bunun bir cinsiyetle bağlantısına falan geçiyorum. Keşke giyebilsek yani, hepimiz giyebilsek, rahat rahat giyebilsek. Yani öyle bir ülkede yaşayabilsek. Maalesef ki ama, işin özünü çok uzatmadan söyleyeyim, bazı tanımlar bazı şeylerin önünde bir engel oluşturuyor. Bu benim açıkçası şöyle de değerlendirdiğim bir şey. Acaba böyle şeyler daha fazla insana ulaşmanın önünde bir engel mi? Hani böyle tanımlar bazı insanların duvarlarına çarpıyor ve geri mi sekiyor? Ben o yüzden bunların hepsini bir bütün olarak değerlendiriyorum. Yani ben diye bir şey olmadığı için, izinsizin kendisi zaten başka bir şey gibi olduğu için benim için, onun kendini tanımlaması, yaptığı işleri falan filan hepsi bir bütün. Yani izinsizin bütün dünyada nereye, yani nasıl bir işle nereye tekabül ettiği konusunda bir sorunu olan zaten onun işini de özümseyemeyecektir. Onun işiyle de bir temas kuramayacaktır. Ya da kurduğu temas onun kendini tanımlamasıyla olduğundan çok farklı olmayacaktır. Ki öyle de oluyor zaten. Yani aynı tepkiler aynı yerlere geliyor. Dolayısıyla biraz mesele böyle. Ben gerilla artist olarak tanımlanıyor bu. Ben de buna kendimi yakın görüyorum ama evet, bir sokak sanatı diye bir çok geniş bir yelpaze var, çok geniş bir çatı var. Birçok şey bunun içine dahil oluyor. Yani işte grafiti de bunun bir parçası. Aslında grafiti tarihsel olarak çok daha eski olmasına rağmen. Ama yani sokakta icra edilen, yani kamusal alanda icra edilen sanatın da başka yerlerden geldiği bir durum var falan. Günümüzde biz sokak sanatı diye geniş bir şemsiyeden, bir çatıdan bahsedebiliriz. İngilizce'de street art biraz daha görsel veya plastik, yani yerleştirmelerle de bir araya gelen örnekleriyle biraz kendisini anlatıyor. Yani benim için sokakta yapmanın anlamı yaptığım şeylerin kimlerle ilgili olduğuyla çok alakalı. Kimler için olduğuyla alakalı. Kimleri anlattığıyla alakalı. Muhatabıyla alakalı. Yani benim yaptıklarımın muhatabı da anlattığı kişiler de sokaktaki kişiler. Dolayısıyla benim bunu daha iyi yapabilecek bir yer bulmam söz konusu değil diye kısaca özetleyeyim. Sanatçılar işlerini sokakta sergilediklerinde galeride sergilediklerinden muhtemelen daha fazla baskıyla ya da engellemeyle sorunla karşılaşıyorlardır diye düşünüyorum eleştirel işlerini. Sen de eleştirel işler yapıyorsun. Bahsettiğim gibi sokaktaki insanların, kendilerin bizim problemlerimizi aslında anlatıyorsun. Yani senin karşılaştığın problemler neydi? Bir dava da açıldı, daha önce de davalar açılmıştı. Yani belki davaya konu olan işinden bahsetmek istersin, konusundan. İstiyorsan da hani yargılanma yani konuları neydi, ne gibi bir iddiayla yargılanıyorsun, bahsetmek istersen. Tabii. Şöyle ki, yani gerçekçi olmak gerekirse bir defa zaten benim yaptığım şeyleri maalesef ki bir kurumla beraber bir çatı altında yapmak pek mümkün değil. Yani dışarıdan desteklemesi daha kolay. Dışarıdan tüketmesi daha kolay bir şey. Zaten benim çalışmam, yapmaya çalıştığım şeyler de açıkçası buna yönelik değil. Bunu arayan şeyler, bunun arayışında olan şeyler değil. Yani kendine yer arayan, kendisini var etmek için bir şeylere ihtiyaç duyan bir şey değil. Yani ben çok çok kısıtlı bütçelerle, çok el yordamıyla
bir şeyler oluyor ve o zaten doğalında sokak onun için harika bir yer oluyor. Ama zaten bunu istesem de bu mümkün değil. Biraz da belli bir noktadan sonra biraz olanaklar açılır gibi oluyor. Hala çok büyük endişeler oluyor. Yani dediğim gibi dışarıdan alkışlaması daha kolay. Ama bir gün sayılıyor. Yani hani sanki benim bir zamanım gelecek ve o zaman beraber bir şeyler yapmamız çok güzel olacak bazı insanlar için. Ama benim için durum değişmeyecek yani açıkçası. Çünkü durduğum yer değişmeyecek. Belki şartlar değişecek. Bana ev sahipliği yapmak kolay olacak bazı yerler için. Ama benden yana bir şey değişmediği sürece ben onlara değil, onlar bana yaklaşmış olacak gibi bir durum. Ama motivasyon falan bu yönde değil yani benim. Açıkçası yani galeride de politik duyarlılığı yüksek, muhalif işler görmüyor muyuz? Görüyoruz, evet, yapılıyor. Ama bunun olanakları çok sıkıntılı yani. Bunu yapan insanlar en çok kendileri anlatır belki. Çünkü benim söylemlerim hep gözlemler üzerine ve birebir hiç deneyimlemedim. Yani izinsiz olarak böyle bir şeyi, sürecim hiç olmadı. Ben de hiç zorlamadım da zaten. Açıkçası pek de biraz bana da şey gibi geliyor yani. Mış gibi de geliyor. Bir çizgi var, bir çember var. O çember içerisinde istediğinizi yapabilirsiniz yani aslında. Mış gibi yaparak her şeyi eleştirebilirsiniz. Yani muhatabına değmediği sürece aslında bir şey illüzyonu var yani. Bir ifade özgürlüğü illüzyonu var. Ne zaman ki muhatabına değiyor söz, bir çizgi var ve o çizgi kim tarafından, kimler tarafından çekildiğini konuşabileceğimiz o çizgiyi geçiyorsa o zaman işte sıkıntı oluyor. Yani ve bu sokakta daha net oluyor tabii ki. Çünkü çok daha doğal, çok daha organik bir şey var. Varoluş ilişkisi var insanlarla şeyle. Bu bir tehdit olarak görülüyor. Yoksa yani bir galeride hani açılışında yani 20 kişinin, 30 kişinin anca doldurabildiği bir mekanda siz yani dünyanın en ses getirecek işini yapın yani. Kimin umurunda ki yani? Kimin umurunda? Zaten o 20 kişi zaten sizle, size çok yakın olan 20 kişi zaten. Yani asıl mesele olan işte bana o etek giydirmek isteyen adama ulaşmak. Yani ona dokunmak. Yani o mesela benden rahatsız olması da çok önemli bir şey. Ona dokunmak. Yani öbür türlü o zaten yani hiç umurunda değil, bile değiliz. Yani o biraz o yüzden bana açıkçası şey geliyor. Yani çok kaba bir ifade kullanmak istemiyorum ama biraz oyalanmak gibi geliyor yani, öyle diyeyim. Dolayısıyla ben sokak şeyini, merkeziyetini, o aidiyeti hiçbir zaman başka bir şeyle değiştirmeyi ya da öyle bir arayışta olmayı hiç düşünmedim. Ben peki neler geldi benim başıma? Şöyle çok kısa bahsedeyim. 4 tane resim yaptım farklı zamanlarda. Ki aralarında çok ciddi zaman aralığı var. Şimdiye kadar yaptığım 4 farklı çalışmadan dolayı 3'ü Cumhurbaşkanı'na hakaret olmak üzere, en sonuncusu da devlet alametlerini alenen aşağılama ve hakaret olmak üzere 2 farklı suçtan 4 resimle yargılanıyorum. Son yaptığım resim önceki üçünün de yargılanmasına vesile oldu. Uzun da bir süredir de yargılanıyorum. Bir süre cezaevinde tutuklandım. Yani son diğer bütün işlerin yargılanmasına sebep olan işi yaptıktan sonra tutuklandım. Bir süre cezaevinde kaldım. Ardından tahliye olup yargılanmam devam ediyor. Çıktıktan sonra da ben de çalışmalarıma da devam ettim. Mümkün olduğunca tabii ki. Böyle diyebilirim yani. Çok teşekkürler. Sonraki sorum Kubilay size. Biraz bize Sokak Sanatçıları Derneği'nin işlerinden bahsedebilir misin acaba? Bir de panelden önce seninle konuştuğumuzda şey demiştin aslında... sanatçıların karşılaştığı problemlerden çok bu problemlere karşı, işte pandemi gibi, ekonomik kriz gibi büyük krizlere karşı niye örgütlenemiyoruz ve örgütlenme imkanları nelerdir? Bunun üzerine konuşmak da güzel olabilir. Bunun üzerine konuşmak gerek demiştin. Siz neler yapıyorsunuz acaba örgütlenmek için, ya da tanıdığınız İzmir'deki sanatçılar neler yapıyor? Biraz bahsedebilir misin?
Elbette. Şuradan başlayalım. Bu pandemi meselesiyle beraber sanatçıların sözünü fazla dinler oldu medyada, popüler şeyde, iktidarda. Çünkü iktidar aynı zamanda şiddetinden bahsetmiştik az önce söylediğim şeyde ama aynı zamanda şefkat uygulama şeyi de gösterir. Zaten bu hegemonyayı inşa etmesinin başka yolu da yoktur. Yani icazet dağıtır, sanatçıları sever, korur, kollar, onlara yardımlarda bulunur. Ama burada bizim en çok rahatsız eden konu pandemi sürecinde de ısrarla bunun üzerinde durmaya çalıştık. Belki burayı biraz açmakta fayda var. Bir sürü intihara, bir sürü ekonomik zorluğa, bir sürü ölüme rağmen sanatçıların bağımsızlığının hala çok değerli olduğunu, veren el ve alan el konumunun kendisinin aslında tabiyeti beraberinde getirdiğini, sokak sanatı dediğimiz şeyin bizim açımızdan bir özgürlük şeyi olmadan, şartı olmadan, yani sokakta bir sanat eserinin gerçekleştiriliyor olması, bir performansın gerçekleştiriliyor olması onu sokak sanatı yapmıyor. Yani bir özgürlük talebinde bulunması temel kriterlerden bir tanesi. Alışveriş merkezi önlerinde de pek çok sokak sanatı diyeceğimiz performansa rastlayabiliriz. Zaten az önce biraz ufak ufak girmeye çalıştık. Sanatsal böyle kanonlar var. İşte kimi zaman galerilerin sanatı tanımladığı ortamda pisuvarın bir tanesi girdiği zaman o bir sanat eseri haline dönüşebilir. Daha sonra aslında sokak sanatı bunun aslında galeriye de sığmayacağını anlatır. Galerilerin meşruiyetini de sorgulamaya çalışır. Aslında bir sanatsal alanın sürekli bir dinamik inşasından bahsedebiliriz. Bunu bir güç mücadelesi, bir alan mücadelesi gibi düşünmek lazım. Belki biraz daha Bourdieu kavramlarıyla konuşursak aslında kültürel sermayemizi inşa ettiğimizde bir alan. Şimdi ben izinsizi dinlediğim zaman onun bu hassasiyetinin çok değerli bir şeye, aslında kültürel bir sermayeyi korumak, en değerli şeyimiz olan kültürel sermayeyi korumak üzerinde bir hikaye olduğunu, bunu paraya tahvil etmenin önüne bir sürü imkanlar açtığını, gerek galerilerin, gerek sistemin, yani bunu paraya çevirdiğimiz andan itibaren işin gücünün kaybolacağını biliyoruz. Sanat dediğimiz şeyin de zaten en büyük talebinin özgürlük alanını savunmak, ifade özgürlüğünü savunmak olduğunu düşünüyoruz. Belki bu yerel yönetimler meselesini de söyleriz ama bir şeyin sokakta sergileniyor olması onu sokak sanatı yapmıyor. Bu örgütlenme meselesine gelirsek asıl en büyük problem sanatçılar pandemi koşullarında gördüler. Yani klasik hep atılır. Yani şey işte solcular hep anlatıyordu örgütlenin. İşte ihtiyar solcu abiler, solcu ablalar yıllardır bir şeyler diyorlardı. Ama işte memlekette bir ekonomik kriz, bir kapitalizme bağlı işte şartlarını nasıl tanımlarsınız tanımlayın bir mevzu gerçekleştiğinde ya aslında hiç de o kadar güçlü değilmişiz. Yani evlerimizde webcam karşısında performanslar gösteren, loop pedalları üzerinde müzikler yapan insanlara dönüşmeye başladık. Herkes aslında etkileşimin ne kadar değerli olduğunu anlamaya başladı. Bizim açımızdan en değerli kısımlardan bir tanesi biz 2009'da derneği kurduğumuzda o zamanlar sokakta Türkiye'de sanat yapmak işte dilencilikle eşdeğer tutulan sahnelerin daha büyülü olduğu, hala korsan CD diye bir şey olduğu zamanlardı. Şimdi korsan CD'cilerin de battığı bir evredeyiz. Streaming'in yayıldığı şartlarda sanattan bahsediyoruz. Sanat, sokak sanatını gördük ki aslında pek çok sahne müzisyeninin sokağı bir mecburiyetle tercih etmek zorunda kaldığını gördük. Sokakta pek çok performans gösteren aslında otantik olarak yani endemik bir tür olarak sokak sanatçısı olmayan pek çok sanatçı arkadaşımızın yani sokak sanatı yaptığını gördük. Bu bir mecburiyetle beraber tanışılan bir ortam olsa da aldığımız pek çok feedback'te aslında sadece iletişimin orada gerçekleştiğini, yani sanatsal değiş tokuşun az önce izinsiz de söyledi. Altyazıları okumak, yorumları okumak, ötekine değdiğimiz alanın gerçekten sokak olması. İşte başörtülü bacılarımız da yüz yüze gelmek. İşte o abilerle, ablalarla temas etmek, her gün metroda, tramvayda yan yana omuz omuza gittiğimiz işçi sınıfına sahiden dokunmak. Gerçekten bir sözümüzün karşılığı var mı yok mu onu test etmek. Bazen küfür yemek, bazen saldırıya varan durumlarla yüzleşmek ama çoğu zaman da onların kucakladığı, çoğu zaman seni zabıtaya karşı savundukları, aslında meşruluk çizgini genişlettiğin andan itibaren de
gerçekten bir iletişime geçtiğini alan olmuş oluyor. Walter Benjamin var, şey yaparsak, söylersek, aslında sokaklar birbirlerine açılan, ötekine açılan geçitler. Bu geçitleri büyütmek, o gettolarımızdan çıkmak, ötekine temas ettiğimiz alanları görmek açısından pandemi aslında böyle fırsatlar da yarattı. Sokak sanatının aslında sadece mecburiyet alanı olmadığı, gerçekten sanatsal ifadenin, tırnak içerisinde bir sanatsal mevzu varsa onun ancak ötekine değerek gerçekleşebildiğini bize gösterdi. Biz sokak güzellemesi yaparken aslında sokağa sadece şey yapmıyoruz, böyle iyimserlik ve karamsarlık meselesi bizim için önemli bir konu. Gramsci'ye hep atfedilen laf vardır, işte iradenin iyimserliği, aklın kötümserliği lafı. Yani Gramsci meşhur etmiştir o lafı. Bizim Bir Hayır Yeter şarkımız da aslında tam da bu meseleyi anlatan bir şarkıydı. Referandum döneminde hiçbir siyasi parti şeyi bağlantısı olmadan tamamıyla İzmir'deki sanatsal gruplarla, ekiplerle, örneğin işte Ahura ritim grubuyla, pek çok dostumuzla, arkadaşımızla bir araya gelerek bir performans gerçekleştirdik ve bu şarkı aslında tam da iyimser olmanın çok ciddi bir karamsarlık ve kötümserlikle beraber yol alabileceğini bize söylüyordu. Yola çıkmak dediğim şeyin kendisinin değerli olduğunu söylüyordu. Açıkçası karamsarız ve kötümseriz ama iradenin iyimserliğine de inanıyoruz. Ve aslında bu bütün bu kriz dönemlerinde örgütlenilemeyeceğini de biliyoruz. Örgüt dediğimiz şey aslında savaşın ortasında kurulmuyor. Örgüt biraz daha aslında savaş öncesi bir hazırlık gerektiren durum. Nitekim hani Gezi direnişine baktığımız zaman neden olmadı ya da ne oldu dediğimizde aslında hazırlıksız yakınından bir süreç olduğunu da görmüş oluyoruz. Şimdi Sonay, sana söz vermek istiyorum. Pandemi ve ekonomik kriz gibi durumlarda, bu gibi krizlerde sanatçıların örgütlü ya da bireysel olarak verdiği tepkilerden bahsedebilir misin acaba? Yani diğer alanlarda yaşanan zorlukları kesinlikle es geçmeden ve üstünü örtmeden belki şunu söyleyebiliriz. Müzik ve tiyatro alanlarında üretim yapan sanatçılar pandemi döneminde derinden etkilendi. Sendikaların ve meslek örgütlerinin bu alanda pek iyi çalışmadığını, ki burada da Kubilay'ın bahsettiği şey aslında, yani örgütlülük meselesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bu süreçte gördük, ama bir yandan da çalışmadığını da, özellikle bu iki alanda sinemayı da katabiliriz belki, ama görebildiğimizi söylemek mümkün. Müzisyenler arasındaki uçurumun çok büyük olduğunun ve bu tam kapanma sürecinde ayyuka çıktığını gördük. Şimdi burada biz tabii platform olarak yaptığımız çalışmalardan yola çıkarak bunları söylüyoruz, ama bir yandan da yani Kubilay çok daha içeriden örnekler de verecektir bize. Ben biraz daha yaptığımız analizler üzerinden konuşuyorum. Onu da tabii ki belirtmek isterim. Yani canlı müzik yaparak geçimini sürdüren, sokaklarda, düğünlerde müzik yapan birçok müzisyenin pandemi sürecinde hayatta kalma mücadelesi verdiğini biliyoruz. Yine bahsettiğimiz gibi pek çok kişi, resmi rakamlara göre 100'den fazla kişi bu süreçte maalesef intihar etti, ama bu rakamın çok daha fazla olduğu aşikar. Biz bu süreçte platform olarak hazırladığımız Müzisyenler Anlatıyor Söyleşi serimizde müzisyenlerin sıkıntılarını ilk ağızdan anlatmalarına bir şekilde vesile olduk. Ve orada aslında pek çok kişi yaptıklarını, dayanışma ağlarını, kurdukları dayanışma ağlarından bahsetti. Bunlar çok önemli şeyler. Yani kişisel olarak da ya da birkaç kişinin ya da belli kişilerin bir araya gelerek, kurumların bir araya gelerek bir şeyler yapma çabası. Bu süreçte yani verdikleri tepkilerdendi. Kurdukları dayanışma ağlarını bizlerle paylaşmış oldular ve bu da aslında istatistiksel veriler olmak yerine her birinin hikayesinin dinlenmesi ve bunlar üzerinden yasalardaki değişiklikler umuyoruz ki ya da dayanışmayla olumlu değişikliklere yol açması için bir şekilde biz de katkıda bulunmaya çalıştık diyebiliriz. Ama tabii bunların ne kadarı gerçekleşti orası muamma, ya da onu da tabii ki konuşmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Bununla birlikte bir önceki söz alışımda çok dile getirememiştim ama verilen tepkiler açısından şunu söyleyebiliriz. İntihar eden müzisyenlerle ilgili
İşte valilik önlerinde yapılan protestolar oldu. Bunlar gözaltı ile sonuçlandı. Ama insanlar bir şekilde bu sürece dair tepkilerini mutlaka gösterdiler. Bu da çok önemli. Burada şunu söylemek belki yine değerli olacak. Pandemi kısıtlamaları Temmuz 2021'de kalkmasına rağmen canlı müziğin gece 12'den sonra yasaklı kalması 2022'de devam ediyor. Yani ilk aylarını geride bıraktık. Şu an Mart'ta kayıt alıyoruz ve şu an hala canlı müzik 12'den sonra yasak. Bu duruma pek çok sanatçı, ki aralarında sadece müzisyenler yok, sosyal medya üzerinden eleştirilerde bulundu ve sesini çıkardı. Fakat hala iktidarın yasakları kaldırmadığını görüyoruz. Bu da akademik çevrelerin yanı sıra kültür sanat alanlarında da iktidarın son 20 senede tırnak içinde ele geçiremediği kültür sanat alanlarına olan düşmanlığı olarak okunuyor. Yani burada belki Kubilay daha da bunun üzerine bir şeyler söyleyecektir ve söylemeli bence. Bununla birlikte tiyatro sahnelerinde de pandemideki tam kapanma sürecinden bu sahnelerin fazlasıyla zararlı çıktığını gördük. Tamamen kapanan tiyatrolar var. Tiyatroların ticarethane statüsü devam ediyor. Bu da tiyatrolara vergi yükümlülüğünü şart koşuyor. 2021'in başından itibaren oyunlar sahnelenmeye başladı, fakat henüz aşılanmanın başlamadığı bir dönemden bahsediyoruz. O dönemde PCR test zorunluluğu tiyatro oyunları için kaldırılmıştı. Bu hem oyuncuların hem de seyircilerin virüse yakalanmasını hızlandırdı 2021'de ve oyunlara giden seyirci sayısı doğal olarak düştü. Yine Temmuz 2021'de bu kısıtlamaların kalkmasıyla oyunların daha fazla izleyiciye ulaştığını söyleyebiliriz. Fakat bu sefer de ekonomik krizin kelime anlamıyla faturasını en çok ödeyenlerin başında özel tiyatrolar geliyor. Artan faturaları ödeyebilecek özel tiyatro sayısı yok denecek kadar az. Ve en yakın örnekte Moda sahnesi Aralık 2021, Ocak ve Şubat 2022'de elektrik faturalarını sosyal medyadan paylaşarak gelen yüksek faturaları ödemelerinin mümkün olmadığını söyledi. Elektrik bağlantısının kesilmesi tehdidini de protesto için bu ödemeleri yapmayacaklarını bildirdiler ve tam olarak 10 Mart 2022'de sahnenin elektrikleri sabah saatlerinde kesildi. Fakat aynı gün içerisinde sosyal medyada sürecin duyurulması ve tepki çekmesi üzerine öğlen saatlerinde sahnenin elektrikleri geldi. Bu da aslında bir yandan bakacak olursak bu süreçte bir sivil itaatsizlik örneği olarak önemli bir yer tutuyor. Bu başka sahneler tarafından ya da başka kişiler tarafından, kuruluşlar tarafından yapılabilir mi? Ya da müzik alanında aynı örnek olmasa da benzer örnekler yapılabilir mi? Bunu da zaman içerisinde göreceğiz. Bir de son olarak şunu söyleyebiliriz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel tiyatrolara verdiği devlet desteği hem yetersiz bulunuyor yıllardır, hem de muhalif tiyatrolar bu destekten yine gerekçe gösterilmeden mahrum bırakılıyor. Bu da tiyatro topluluklarının seneler boyudur, yani son belki de 10 senedir sürekli dile getirdiği bir mesele. Bununla ilgili ara ara çalışmalar yapılabiliyor ya da ara ara kampanyalar düzenlenebiliyor, ama yine orada da çok fazla bir ileri gidiş göremiyoruz maalesef. Çok teşekkürler Sonay. Sen aslında biraz dayanışmadan bahsettin. Ben şimdi izin size dayanışmanın eksik olduğu durumları sormak istiyorum. Biraz da hani son sana açılan davayla beraber senin ifade özgürlüğünü savunanlar ve sana dayanışanlar da oldu. Fakat bir yandan da yaptığın işin işte sanat olup olmadığını sorgulayanlar, işte vandalizm olduğunu, hatta cezalandırılman gerektiğini savunanlar da oldu. Hatta mahkeme Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yaptığın işin sanat olup olmadığına dair bir bilirkişi raporu hazırlamasını istedi. Fakat üniversite bunu reddetti. Yani biraz sanat çevresinin, akademinin tepkisini ya da tepkisizliğini anlatabilir misin? Nasıl yorumluyorsun bu durumu? Şöyle söyleyebilirim. Bir defa sondan başlayayım. Yargılanmam
sırasındaki mahkemenin talep ettiği bilirkişi raporunu üniversite reddetmedi. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kayyumu, Handan İnci, 140 yıllık bir tarihe sahip Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bu konuda fikir beyan edebilecek bir bilirkişilerinin olmadığını söyleyerek sanattan anlamadıklarını tasdik etmiş oldular. Bir defa onu net olarak belirtmek istiyorum çünkü benim için çok önemli. Yani şu açıdan çok önemli. Yani Mimar Sinan bizim için yani el kalem tutan, çizimle ilgilenen, sanatın herhangi bir kısmıyla ilgilenen insanlar için büyülü bir yerdir. Yani bir parçası olun ya da olmayın. Yani eğer değilseniz muhakkak olmak istemişsinizdir. Yani işte sınavlarına girmişsinizdir. Ondan sonra ya da bambaşka bir alanda okumuşsunuzdur ama hep içinizde ukde kalmıştır. Ya işte aslında şöyle bir yeteneğim var ve keşke şu okulda okusaydım falan gibi. Çok sihirli, büyülü bir yerdir. Ve genelde böyle büyülü yerlerin üstüne kara büyüler de çökebilir. Yani bunlarda ne olur? Böyle kötü ruhlar gelir ve o fantastik dünyayı ele geçirir ya. Günümüzde bunu kayyumlar yapıyorlar. Mimar Sinan Üniversitesi'nin başına gelen de benzeri bir süreç. Kendileri yani açıkçası Cumhurbaşkanı tarafından atanmış bir insan olarak açıkçası ben zaten çok yani sanat namına bir ifade özgürlüğü adına bir dayanışma hani benden bağımsız bir işte bir tavır bir şey beklemiyordum zaten. Benim dışımdaki yakın çevremin ümidi vardı. Ama tabii ki ben haklı çıktım. Bu arada benim haklı çıkışlarım benim hep tabii ki benim için kötü şeyler ifade ediyor. Sorun değil. Yani ben zaten açıkçası mahlasımdan da anlaşılacağı üzere kimseden bir ruhsat, kimseden bir onay, bir davet beklemeksizin bir şeyler üretmenin peşindeyim. Benim de sanat şeyim bu. Eğer bir gün bir yerlerde bilirkişi olursam mesela ben de olası davetlerde fikrimi böyle beyan edeceğim. Sanat çünkü böyle bir şeydir de. Yani tek bir tanımı da yoktur. Açıkçası onu nereden yakaladığına da alakalıdır. Bir de hangi sınıftan olduğuna da alakalıdır. Yani burjuvanın da kendi sanatı var. Sokağın da kendi sanatı var. Hangisi diğeri için bir şey diyebilir ki yani? Tabii ki diyebiliriz ama bunlar ne kadar anlamlıdır? Onun dışında dayanışmaya dönecek olursak eğer ben tutuklanmama sebep olan işi yaptığım çalışmaları ben genellikle böyle rastgele yerlere yapmamaya çalışıyorum. Yani en kötü sokaktaki insanların belirli bir yoğunluğu olsun istiyorum. Onu hani kimsenin görmeyeceği bir yere bir şey yapmak da açıkçası hani biraz mış gibi geliyor. Dolayısıyla o temasın yoğun olmasını istiyorum en kötü ihtimalle. Onun haricinde eğer yapabiliyorsam çok sembolik yerler seçmeye çalışıyorum. Bu çalışma da böyle bir yerdi. Bilmeyenler için özetleyeyim. Kabataş'ta bir Mart projesi diye bir şehir suçu olarak benim tanımladığım, kent suçu olarak tanımladığım bir proje vardı ki zaten tamamlanmadı, yarım bırakıldı. Ki bu şey gibi bir şey oluyor. Öldürdüğünüz insanı ortalıkta bırakmak gibi oluyor. Yani hani o cesedin kokması, çürümesi gibi bir şey anlam ifade ediyor. Yani mahvettiniz ve onu öylelikle bıraktınız. Ben açıkçası kabataş hattını çok kullanan bir insanım. Yani o hatta yürüyüş yapmayı çok seviyorum. Bir yerlere gitmek, bir şey, herkesin bir güzergahı vardır belki. Sosyalleştiği ya da kafası şöyle bir dolduğu zaman düz bir şekilde yürüdüğü, belki sevgilisiyle yürüdüğü, belki ailesiyle, arkadaşlarıyla. Kabataş hattı da böyle bir hat ve ben o yolun şeyiyim, yani o yolu çok kullanan bir İstanbulluyum. Benden onu çaldınız bir defa. Yani o Mart projesiyle benim yolumu siz kestiniz. Orayı mahvettiniz, orada ben çay içiyordum. Benden onu çaldınız. Dünyanın hiçbir yerinde sahiller böylesine talan edilmez. Yani ne oradan yol geçer, ya orası bir defa yayadır, o da ayrı bir konudur ama
Mümkün olduğu kadar o şehirde yaşayan insanların yani o şehirli gerçekten kelimenin tam anlamıyla yaşaması için uğraşıyorlar. Bizde ise bunu, yani biz İstanbul'un içinde İstanbul'u nasıl yaşayamayız diye resmen sanki bunun için uğraşıyoruz. Martı projesi de özetleyecek olursam böyle bir projeydi ve yarım bırakıldı. Ne kadar ironik, yani ironi konusunda ben gerçekten yarışıyorum karşısında durduğum insanlarla. Ne kadar ironiktir ki bu şehir cinayetinin üstünü de Devrim Erbil'in İstanbul, Huzurlu İstanbul, Mutlu İstanbul gibi bir serisinden resimlerle, o resimlerin daha doğrusu taklit şeyleriyle, yani kopya büyük baskılarıyla donatıyorlar ve şantiyeyi bu şekilde gizliyorlar. Bir defa birincisi, yani bu kent suçunun dışında, kent suçunu bir sanatla gizlemek bir defa çok 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 korkunç bir şey. Yani işte sanatın ne olduğuyla ilgili ya da bunun sanat olup olmadığı tartışmasını bırakıyor. Yani mesela bana yöneltilen şey, işte benim yaptıklarımın sanat olup olmadığı. O zaman mesela benim de aklıma şöyle bir soru geliyor. Hangi sanat bir şehir suçunu gizlemeye yarar? Yani sanat bunun için mi vardır mesela? O halkın, o şehirde yaşayan o halktan koparılarak alınmış bir şeyi saklamak, gizlemek için mi vardır? Ben bütün bunlardan bağımsız, tabii ki geçim sıkıntısıyla ilgili bir iş yapıyordum. Kabataş'ta yaptığım ilk iş de değil. Orada yaklaşık bundan önce 2-3 çalışma daha yaptım. Bunların tamamı, yani neredeyse yaptığım çalışmaların tamamı geçim sıkıntısıyla ilintili. Ben sınıfsal olarak durduğum yeri temsil etmeye çalışıyorum. Yani sokaktaki insanı temsil etmeye çalışıyorum. Doğrudan yaşamadığım hiçbir şeyi, içinde bulunmadığım hiçbir çaresizliği de zaten üretemiyorum. Ben benzer bir şeyi zaten yaşıyordum kendi hayatımda. Cezaevine girmeden, bu resmi yapmadan önce uzun bir süre işsizdim. Sizlerin de bahsettiği gibi, yani daha henüz pandemi de yoktu. Ve o sıra intiharlar ard arda geliyordu. Geçim sıkıntı, yani sansasyonel intiharlardı bunlar. Yani intihar meselesinin açıkçası böyle bir Kuzey Avrupa ülkesi olmadığımız için de intihar meselesi de biz daha yeni yeni böyle bununla nasıl konuşacağımızı, bunu nasıl tartışacağımızı da yeni yeni öğreniyoruz sanırım. Ama bir süredir öğrenmeyi bırakıp tamamen yokmuş gibi yapmayı seçtik galiba. Çünkü o dönem her hafta Avrupa'nın herhangi bir yerinde olsa tek başına olay yaratması yetecek üzücü olayları her hafta yeniden ve yeniden yaşadık. Yani inanılmaz. Yani ben o resmi hazırlarken bir buçuk aylık falan bir süreci var. Yani defalarca gittim geldim. İşte bir türlü bir yapamadık. Orada bir şeyler oldu. Planlar ters gitti falan. Çünkü lokasyon olarak çok merkezi bir yer. Ben o resmi yapana kadar kaç kişi öldü acaba ya? Yani ben bunu hatırlamıyorum. Yani biliyorum ama yani bir anlamı da yok. Çünkü bir rakama dönüşmemeli. Hani onların hepsi birer hayattı. Neyse. Bu resmi yapmak için bir yer arıyordum. Ama tabii ki bir taşla böyle bir sürü kuş vuracaksam da asla da bunu da kaçırmam. Açıkçası Kabataş'taki Devrim Erbil'in resmi benim için böylesi bilinçli, seçilmiş ve böyle bulduğum zaman hazine bulmuşçasına sevindiğim ve heyecanlandığım bir şey. Yani sanki bunu bir başkası yapacak da aman Allah'ım bu kimse, önce ben yapmalıyım diye bir heyecanla yaptım. Eğer ben tutuklanmasaydım 7 tane daha figür hazırlamıştım. Benim yargılandığım resmime benzer 7 figür daha vardı. Aralarında kadınlar vardı, çocuklar vardı, translar vardı. Bu 7 figür toplumda intihar eden 7 farklı kesimi sembolize edecekti. Geçim sıkıntısıyla başlayacaktım. Ama bu ülkede biz neden yaşayamıyoruz'un sorusunu sormak istiyordum yani. Biz neden yaşayamıyoruz? Yani yaşamamızın önünde ne engel oluyor? Ya bu kadar farklı, birbirinden bu kadar farklı insanlar neden bu ülkede yaşayamıyor? Yani bakıldığında bu 7 figür birbirinden çok farklı. İntihar eden, mesela sadece geçim sıkıntısı yüzünden intihar eden insanların bile profilleri birbirinden bu kadar farklı.
Ama bizim büyük bir ortak noktamız var. Biz neden yaşayamıyoruz? Neden yaşayamıyoruz? Yani ne bize fazla geliyor? Yani nedir bize gelince sorun olan şey nedir yani? Bu biz nedir? Bu biz ne kadar büyüktür? Açıkçası bunu biraz sorgulamaya açmaya çalıştım. Bir yandan da tabii ki kendi tavrım gereği, şeyim gereği de bu kent suçuna, sanatın bunun ambalajı olmaması konusuna da böylelikle değinmiş oldum. Buradan biraz tabii ki sert bir şey geldi. Devrim Erbil sanat piyasasında diyorum tırnak içerisinde ağırlığı olan bir insan. Ben açıkçası bu ülkede sanatla ilgilenen birisi olarak kendisini üstadım olarak görmüyorum. Ama büyük bir yoğunluk içeride, yani bizde sanatta şey vardır zaten, bir usta-çırak ilişkisi vardır. Kendisi de birçoklarının usta olarak gördüğü, zaten ilişki ağı olarak, sınıf olarak falan sembolik bir insan. Dolayısıyla vurduğunuz yerden geliyor sesler. O zaman anlıyorsunuz işte, ha, tamam doğru yeri vurmuşum. Yani çünkü böyle bir bu dönemde bir şeyler üretmek birazcık şey gibi, karanlıkta gözünüzün görmediği bir yerde taş atmak gibi. Taş atıyorsunuz, ses geldiği zaman anlıyorsunuz ki vurdum. Tamam doğru hedefi vurdum. Benimki de böyle bir şey oldu. Açıkçası ben size böyle güzel dayanışmalardan, şeylerden bahsedemeyeceğim. Evet, tanışmadığım bir sürü dostum var. Mesela bu gece de sizinle uzun bir sohbet ediyorum. Sizi de artık bu kapsamda değerlendiriyorum. Ama ben özel olarak zaten anonimlik gereği de bu insanların hiçbirinin doğrudan benim hayatıma bir teması yok. Yani işte bir sosyal medya diye bir şey var, orada bir takipçi var. Bu işlerden önce bir şeydi, bütün bunlar sonrasında başka bir şey oldu falan, ama onlar birer rakam gibi. Gerçekten doğrudan hayatıma dokunan, dayanışmasını görebileceğim kişiler değil. Tabii ki benim de zaten böyle bir beklentim, böyle bir ilanım, şeyim de yok. Dolayısıyla ben birazcık arkadaşlarımla, çok yakın ailemle falan atlattım ve atlatmaya çalışıyorum. Çünkü cezaevinden çıktıktan sonra da bir 7 ay daha bir işsiz kaldım falan mesela. Bunlar açıkçası kimseyi de şey yapmasın ya, böyle bir umutsuz, böyle bir şey yapmasın. Ama gerçeğin de adını koyalım. Yani böyle umutlanmak dediğimiz şey, hadi umutlanalım deyip olabilecek bir şey değil bence. Bence umutlanmak için neden umutsuz olmamız gerektiğinin bir defa farkına varmamız gerekiyor. Yani gerçekçi olmamız gerekiyor. Bence çok umutsuz olmamız gerekiyor. Yani korkunç bir durumdayız. Bir defa bunu netleştirelim. Bunun farkına varalım. Bunun üzerinden yapacağımız her şey bizi umutlandıracak işte. Yani biz bu noktada herhangi bir şey yapmayıp hani kötünün kendi kendine yok olmasını beklemek umut demek değil bence. Ya da kötünün renk değiştirmiş halinin bizim hayatımızı bir nebze daha nefes alacak hale getirmesi umut değil bence yani. Ben bu noktada açıkçası 20 yıl bence kötü şeyler olarak tanımadım. Benim kötü şeyler olarak tanımadığım şeyleri yaşadıktan sonra bir 10-15 yıl daha bunun farklı bir rengini yaşamaya ben umut demem açıkçası. Ama dayanışma da bence belki bu umutsuzluğun üzerinden olabilir. Yani benim en son yaptığım çalışmalardan bir tanesi mutsuzluğun resmi. Ben onu paylaşırken dünyanın bütün mutsuzları birleşin gibi komik bir şey yazmıştım. Belki böyle olabilir. Yani umutla değil, belki umutsuzlukla birleşirsek umudun kendisi ironik bir şekilde çıkabilir. Böyle diyebilirim. Çok uzattığım için özür dilerim. Çok, çok teşekkürler. Aslında ben Kubilay'a bir pas atmak istiyorum. Çünkü kendisiyle de bu sohbetten önce konuşurken biraz umuttan bahsedebiliriz belki demişti. Hatta Gramsci'ye de referans verdi ilk başta. Küçük küçük açtı aslında orayı. Belki devam etmek ister. Açısı önemli. Oradan devam etmek de önemli. Çünkü umut dediğimiz şeyin kendisinin, Tanıl Bora söylemişti sanırım, biraz da sabretmekle sebat arasındaki farkı biraz odaklanmakla ilgili bir durum. Yani biz sabır toplumuyuz. Oysa ki sebat değerli olan. Bir şey için mücadele etmek, yolda olmak. Biz Bir Hayır Yeter şarkısında bir çocukça bir iyimserlik şeyi şarkısı yazmadık. Yola çıkmak, yolda olmanın kendisinin aslında çok önemli bir şey olduğunu, belki işte tam dipten çıkmak,
İznisin söylediği o karanlıklar içerisinden çıkmak. Hani o meşhur şey vardır. Karanlığın en yüksek olduğu an aslında şafağın en yakın olduğu andır şeydir. Aydınlığa en yakın olduğumuz andır meselesi. Yani bu umut, umutsuzluk, karamsarlık meselesi hakikaten çok üzerine uzun uzun şeye gerek yok. Gerçekçi olup imkansız istemek meselesinde de bu var. İradenin iyimserliği, aklın kötümserliğinde de bu var. Ortada safça bir iyimserlik havası içinde yaşanılmaması gerektiğini bilecek kadar şeyiz. İyimseriz, öyle diyeyim ben de tersten söyleyeyim. O kadar iyimseriz ki her şeyin ne kadar sarpa sardığını görüyoruz. Ve belki izinsizin bıraktığı yerden devam etmek lazım. Yani bir başka 15 yılı da saçma sapan umutları destekleyecek bir sosyal demokrat, tırnak içerisinde bir sosyal demokrat zemin üzerinden de tanımlamak meselesi de bana çok şey gelmiyor. Çok uğruna koşturacağımız bir işmiş gibi gelmiyor. Belki aslında Sonay biraz önce söyledi. Yani iktidar kendi meşruluk alanını, kendi kültür sanat tanımını yapamadığı andan itibaren, orada bir şey üretemediği ya da orada hegemonya mücadelesini kazanamadığı andan itibaren aslında orayı tahrip etmeye yönelik bir hamle içerisine girmiş oluyor. Ve kazanamadığı bu hegemonya mücadelesinde çoğunlukla işte tahrip ediyor. İşte sembolik mekanlar üzerinden bir yok etme meselesi yürütüyor. Sembolik isimler üzerinden yok edip tahrip edip oradan bir kaos üzerinden bir şey yaratmaya çalışıyor. Ne yazık ki iktidarın başardığı bazı iyi şeyler de var. Onlardan bir tanesi de aslında muhalefeti kendine benzetmiş olması. İktidar bence en iyi şekilde yaptığı şey küçük iktidarcıklar yarattı. Çok mesela İzmir ile İstanbul arasındaki farkı belki biraz vurgulamak lazım. İzinsizin attığı taş mutlaka bir yerden ses getiriyor. Ama İzmir'de attığımız taş sanki ya bizi niye taş atıyorsunuz dercesine, işte burası zaten çok İzmir laik, demokratik, çağdaş bir kent. Burada muhalefet yapacak ne buluyorsunuz ki? Belediyemiz çok iyi, şeylerimiz, insanlarımız çok aydın falan dediğimiz bir koordinatlarda. Aslında muhalefet dediğimiz şeyin, gerçekten özgürlük dediğimiz şeyin pek çok şeye muhalefet etmekten, aslında doğruyu ısrarla savunmaktan geçtiğini vurgulamak zorluğunu beraberinde getiriyor. Bizim en büyük zorluğumuz belki de çelişkili bir şekilde kendisini demokrat solcu zanneden bir şey içerisinde, koordinatlar ekseni içerisinde aslında hayatın öyle olmadığını, gerçekten özgürlük dediğim şeyin bu olmadığını, demokrasi dediğim şeyin başka bir şey olduğunu anlatmaktan geçiyor. Çok çarpıcı örnekler var. Israrla işte merkezi iktidara karşı konuşmak bizim açımızdan çok rahat. Hani hiçbir şeyimiz yok. Hani Erdoğan şöyle yaptı, böyle yaptı falan meselesi ama işte Çeşme Yarımada projesi gibi bir proje var mesela. İşte Kabataş'ta izinsizin yürüyüş yolunu kapatan hikayenin benzeri sahilleri yasaklıyor. Yani sahilde koskoca bir şeyi, çeşmeyi ya da sahil alanını özel sermayeye peşkeş çeken bir proje. Buran projesine evet diyen bir yerel iktidarımız varsa, bir Çeşme Belediyesi varsa, bir İzmir Büyükşehir Belediyesi varsa sözümüzü onlara karşı da söyleme cesaretini, ki bu maalesef cesaret. Çünkü işte çok kritik bir şey var, işte sarayın soytarısı olmak çok kolay. İzmir'de de çağdaş, demokratik, belediye şeyli, destekli, güdümlü pek çok sanat kurumu, sanatçı kendi bulundukları konumu bu güvenli zemin üzerinden tarif edebiliyorlar. Aslında işte doğruya doğru demek ya da yanlışa yanlış deme cesaretini her platformda göstermek gerekiyor. Bizim açımızdan İzmir'in zorlu yanı bu. İktidarın kendi küçük kopyalarını yaratıyor olması, koltuk sevdalarının, himaye ekonomisinin, işte Osmanlı'dan bu yana aslında değişen bir şey de yok. İşte belki Devrim Erbil'in durumunda olduğu gibi bir ilişkiler ağı var ve bu ilişkiler ağı dediğimiz şey kendi himaye ilişkilerini yaratıyor. Güvenli koordinatlar içerisinde sanat üretmek de bu etiketle sanat yapmak da bir ekonomik şeye dönüşüyor, imkanlar silsilesine dönüşüyor. Bu kimi zaman küçük ölçekli oluyor. İşte bunu büyük ölçekli yaptığınızda da saraylarda ağırlanıyorsunuz. İşte oturduğunuz, kalktığınız yerler değişiyor. Biraz işte bu ikircikli yerde bıçak sırtı üzerinde durmaya devam etmek önemli.
başta söylediğim şeyi tekrar edeyim. Yani meşruluk önemli olan, yasal alanı genişletecek olan, meşru olan şeyi yapmak ve bunu aslında ezilenlerden yana üretmek işin doğru kısmı. Çünkü içinde yaşadığımız toplumda şunu biliyorum. Ya işte zenginler fakirlere yardım etse her şey çözecek gibi bir durum yok. Yani bir kere katmanlı bir toplumda yaşıyoruz ve ötekinin yok olması pahasına bir şeylerin yapılmasının mevcut olduğu bir toplum durumu var. Böyle bir toplumda da ister istemez her kavramın iki anlamı var. Biz kendi cephemizden baktığımızda bunun imkanlarını yaratmaya çalışıyoruz. Ben sanatçıların da bu kadar yüklenilmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Hani bir yandan sanat güzellemesi yaparken. Çünkü sanatın yapacaklarıyla siyasetin yapacaklarını birbirine karıştırmaya çok eğilimli oluyoruz çoğu zaman. Siyasi partiler sanatçı gibi politik metinler yazıyorlar. Sanatçılar politik bildiri yazar gibi sanat eseri tırnak içerisinde üretiyorlar. Oysa ki bu işlerin birbirinden biraz böyle ayrışması, hatların daha netleşmesine ihtiyacımız var. Mahalleler örgütlenmeyi bekliyor, fabrikalar örgütlenmeyi bekliyor. Ama biz bütün her şeyi sanatçılar yapsın, güzel günleri de bize onlar getirsin istiyoruz. Dolayısıyla biz aslında sorular sormak, bir yerleri kaşımak, attığımız taşın bir yere değmesini sağlamakla yükümlüyüz. Ama koskoca örgütlenmesi gereken bir dünya var. Bir şey de soracağım. Siz belediyeyle bir protokol imzalamıştınız ya da protokol hazırlamıştınız. Biraz ondan bahsedebilir misiniz acaba? Desibel meselesi vardı. Desibele yaklaşım konusunda böyle bir değişiklik önermiştiniz sanırım. Bir de şey demiştin. Belediyeyle sanatın nerede yapılacağını değil, nerede yapılamayacağını konuşmaya başladık demiştin. Biraz bunları anlatabilirsen çok sevinirim. Kısaca değineyim. Önemli bir konu. Az önce bahsettiğim tam işte bıçak sırtı konumun kendisi bu. Şey meselesi çok cazip. Konuşmanın başında John Fiske'nin o gerillavari sanatından bir şeyleri, yani sanat alanı aslında o kadar da güçlü bir alan değil. Hiçbir gerilla savaşı kazanılamamıştır ama gerilla yenilmez. Dolayısıyla bu tarz böyle vurkaç işlerin, sanatsal direniş imkanlarının kendisi teslim olmayacağımız alanı çok iyi gösteriyor. Burayı teslim alamıyorlar ama aynı zamanda kazanamayacağımız da bir hikaye. Bunun araçları farklı. Ama teslim olmayacağımız alan burası. Kültür sanat alanına baktığımızda sokak sanatının yapılabilirliği ile ilgili bir protokolün yazılması 2019'da gerçekleşti. Türkiye'nin ilk aslında sokak sanatçıları yönetmeliğiydi bu. Tunç Soyer'den önce başladı biraz. Aziz Kocaoğlu'nun son döneminde başlayıp Tunç Soyer'in imzasıyla yürürlüğe giren bir yönetmelik oldu. Ki kendisinin arkasında pek çok sanatçının, kurumun emeği var bu şeyin protokolün imzalanmasında. Bunun kendisini biz değerli buluyoruz. Çelişkili dediğim durum tam da bu. İşte kamusal yönetimin, yerel yönetimin bütün olumlu işlerini alkışladığımız gibi yanlış yaptığı şeylerin de karşısında durabilmek işte bu ikircikli bıçak sırtı zeminde yürümeyi beraberinde getiriyor. Biz bu işleri şöyle bir lüksle reddedebilirdik. Ya biz bu işlerle uğraşmıyoruz arkadaşım. Hani bu sokak sanatçının yönetmenine falan da gerek yok. Zaten özgürlük sokaktadır. Hep beraber biz yapalım. Bununla ilgili yasayı birileri yazmak zorunda kalsınlar da diyebilirdik. Biraz hani işin yanı kirlenmeyi göze almak. Sokakta olmak. İşte kampüsünde derse girmeyen öğrencinin sınıfı örgütleyememesi gibi bir durum. Yani bir şeylerin içinde olman lazım. Bu senin tabii ki tırnak içerisinde kirlenmeni, belli şeylerden tavizler vermeni, belli bu işte iki adım ileri bir adım geri hikayesinde dümdüz gidemeyeceğini görmeni de beraberinde getiriyor. Ama işte bu olumlu işlerden bir tanesi de Türkiye'deki ilk sokak sanatçıları yönetmenini yazmış olmamız. Ama buna rağmen şunu söyleyebilirim ki, İzmir maalesef ilk bu yönetmeliği yazan yerel yönetim olmasına rağmen Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın çok gerisinde kalmaya başladı. Buralardan örneğin İstanbul'dan, Ankara'dan, yine CHP'li belediyelerden pek çok kişi bizi arıyor ve bu yönetmelikle ilgili bilgiler alıyorlar. Ne yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz üzerinden. Ama bizim kendi belediyemiz bazı korunaklı alanlar yaratmaya çalışarak sokak sanatına ilişkin. Örneğin işte şuralarda sanat yapılabilir. Bakın burası sanat noktası. İşte bakın orayı da aslında egemen sanat formlarından ödünç alarak böyle yüksek kürsülerle inşa ederek bir iki janjanlı ışık koyarak falan. Aslında bizim tam istemediğimiz şey bu.
Yani sokak sanatı dediğimiz şey teklifsizdir. Ansızın bir anda karşına çıkıverir, seni orada şaşırtır ya da soru işareti bırakır. Ama tanımlanmış alanlara girmeye başladığından itibaren tıpkı merkezi iktidarın sanatı teslim almak için icazetler dağıtması gibi yerel yönetim de kendine ait bir sanat şeyi yaratmaya çalışıyor. Himayeciliği üzerinden. Çünkü aslında sanat himayeciliği sanatı tanımlamakla beraber gerçekleşiyor. Sokak sanatını tanımlamaya başladıkları andan itibaren de bizim yaptığımız işin kendisi anlamsızlaşıyor. İzinsiz örtüyü kaldırmıştı Kabataş'ta. Sanat zaten tam olarak bunu yapıyor. Yani örtüleri kaldırıp kralın çıplak olduğunu söyleme cesaretini göstermemiz gerekiyor. Çünkü kral çıplak ama ona rağmen mış gibi yapan sanatçılar var. Sanki öyle değilmiş gibi. Son olarak biraz otosansürden bahsedelim dedim. Bir öncelikle bir Sona'ya söz vereceğim. Ama ya yani üçünüze de aslında sorum şu. Sanatçıların kendilerine sansür uygulaması baskı ortamlarına belki de daha da çok artıyor. Özellikle Türkiye'de son yıllarda. Sizce otosansürle mücadele etmek nasıl mümkün? Siz kendi işlerinizde hangi noktalarda otosansür yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve kendinizle nasıl mücadele ediyorsunuz aslında onu soracağım. Ben otosansürle baş etme yollarını Kubilay'a ve izinsizle paslamak istiyorum ama belki kuramsal olarak sansürle ayrıştığı birkaç noktadan bahsedebilirim. İlk olarak belki otosansürün kabaca bir tanımını yapmayı öneriyorum. O da yani önermek değil aslında ama kabaca nasıl konuşuyoruz? Özellikle biz de sansür ve otosansüre karşı platform olarak kendimizi adlandırdığımız için. Kabaca kişilerin ya da sanatçıların eserlerini ya da sanatçı olarak kendilerini ifadelerini uyguladıkları sansür olarak nitelendirilebiliyor ve burada sansüre uğrayan bir eser ya da sansürle mücadele eden bir sanatçının durumu çoğunlukla kamuda görünür hale gelebilirken otosansür ancak sanatçıların bunu dile getirmesi halinde ortaya çıkabiliyor. Bununla bağlantılı olarak bir de zamansallık meselesini otosansürde konuşmak önemli. O da şöyle, sansür çoğunlukla uygulanmasının hemen ardından ortaya çıkabilirken ya da tartışılabilirken ya da kısa bir süre sonra tartışılabilirken otosansürün ortaya çıkışı nadiren otosansürün gerçekleştiği anda ya da hemen sonrasında olabiliyor. Bu da aslında şu demek, otosansürün dile getirilişi bazen ayları bazen yılları alabiliyor ve çeşitli siyasi, ekonomik ya da sosyal sebepler ve de çekinceler nedeniyle bu süre uzayabiliyor. Ve zamansallık üzerinden bir başka noktayı da konuşacak olursak o da otosansürün sanatçılar tarafından hangi devrede, pardon devrede diyorum, evrede yapıldığının onlar bize söylemeden bilinemeyeceğini söz konusu hale getiriyor. Yani burada demek istediğimiz şey şu, bir eser o eserin yapım öncesi aşamada, düşünme aşamasında da otosansüre uğrayabilir yapıcısı tarafından, eserin sahibi tarafından. Yapım sırasında yani bir senaryo ise yazıya dökme sırasında, bir resim ise tuvale aktarma sırasında, bir müzik eseri ise notaya dökme sırasında yani o yapım aşamasında da otosansür gerçekleşebilir. Yapım sonrası aşamada da olabilir. Bu da bir sinema eseri için dağıtım ya da gösterimi sırasında, bir tiyatro oyunu için sahnelenme sırasında, bir müzik performansı için konser performans aşamasında da olabilir. Yani tüm bu aşamalarda otosansür uygulanabiliyor ve sanatçılar bunu dile getirmediği müddetçe araştırmacılar olarak ya da o otosansürün açıklanmasının muhatabı olan kişiler olarak bunu bilmemiz gerçekten zorlaşabiliyor ve o anlamda da otosansürün nerede başlayıp nerede bittiği sansüre oranla çok daha muğlak alanlar bırakabiliyor. Çok teşekkürler. Kubilay, sana hemen aynı soruyu yönlendiriyorum. Otosansür ve sansür meselesi bir kere konuşmamızın başından beri gerçekleşiyordu. Yani şu anda da otosansür uygulayarak konuşuyoruz. Öyle akmıyoruz yani coşup taşmıyoruz ekranlardan, internet ortamının özgür şeyinde güvenli evlerimizden her şeye rağmen.
Bir kere bu şeyi konuşmak lazım aslında, ideolojik koordinatlar meselesi. Yani bir şeyin meşruluk olup olmamasını belirlemesi, yasal sınırların ona göre belirlenmesi meselesi. Yani memlekette Kürt sorunundan bahsetmek hala el yakar. Yani bu konularda böyle rahat rahat atıp tutamazsınız. Toplumsal cinsiyet meselesi, kadın sorunu meselesinde gerçekten çubuğu erkek iktidarı sorgulayacak alanlara doğru şey yaptığınızda bir anda o güvenli, o çiçek böcek şeyi ellerinde patlayabilir. Yani tehlikeli anlardan bir tanesidir. Yani Ermeni sorunu, ulusal meseleler, yani izinsizin aslında tırnak içerisinde şeyin patlattığı mesele, o milli mutabakatın eleştiriye açılması, bu ideolojik koordinatların kendisinin eleştiriye açılması kısmı. Zaten bu gizli gizli otosansür dediğimiz şey hep sanatçılar olarak, bireysel olarak kapıştığımız o adını söylemesek de şey gibi, üç harfliler gibi. Sonuçta bir şey var, bir ceberut devlet var. Bu devlet illa bir iktidar organı falan olmak zorunda değil. İttihat Terakki'den, Osmanlı'dan günümüze gelmiş bir mevcut iktidar elitleri grubu var ve onların tanımladığı çerçevede sevişiyoruz. Onların tanımladığı çerçevede okula gidiyoruz. Onların tanımadığı çerçevede bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz ve aslında mücadelemizin kendisi, adını söylesek de söylemesek de, bu koordinatları eleştiriye açmakla ilgili. Çok küçük, böyle büyük büyük laflar etmeden küçük bir örnek vereyim. Sokakta müzik yapmanın bazı müzisyen stratejileri vardır. Müzisyenler repertuarı böyle belli sıralarla koyarak bu koordinatları güvenli hale getirebilirler. Örneğin sokak orkestrası ile müzik yaptığımız bir sokak performansında, örneğin bir Astor Piazzolla'nın Libertango'sunu çalıp o Libertango'nun sonunda ayağında kundura ve mukimtar'a selam gönderip onun arasında bir Kürtçe uzun hava çekip onun arkasında bir işçi sınıfı marşını caz doğaçlamalarıyla şey yapıp güzelleyip ondan sonra tekrar bir arabesk parçaya bağlayarak aslında mevcut şeyin içerisinde, koordinatlar içerisinde aldığımız reaksiyonlardan da gördüğüm şey o. İnsanların ya bunlar kötü şeyler söylemiyorlar ki, ne olacak ki falan dedikleri bir durum. Aslında müzisyen stratejisinde o sıralamayı değiştirseniz ya da bildiğimiz devletin tırnak içerisinde işaret ettiği tarzda kötü çocukları oynayarak aynı şeyleri söyleseniz, devlet şiddet uygulama tekelini çok rahat sizin üzerinizde uygulayabiliyor. Sanatın tırnak içerisinde güvenli konumunu talep eden bir yerden müzikal formlarla, işte müzikal gerilla taktikleriyle, caz blues öğelerinin öne çıkmasıyla, Arjantin tangolarıyla başlayıp arabeske, oradan Kürtçe kilamlara varacak şekilde bir strateji izleyerek aslında mevcut koordinatları sürekli delik deşik ediyoruz. Mevcut iktidarın o şeyini, mevcut tanımlanmış o adı söylenmeyen ceberut mutabakatı, sessizlik oyununu tarumar ediyoruz. Artık bu saatten sonra o sokakta insanlar kalkıp çok rahatlıkla bir başkasını, bir kadını, bir Kürt'ü artık aynı gözle görmeyecek. Ama şunu da biliyoruz, 3 gün sonra aynı sokakta bir başka birisi öldürülebilir. Bir nefret cinayetine kurban gidebilir. Dolayısıyla bu bir kere kazanıldığında sürekli korunan alanlar değil bu açıdan. Elbette tıpkı bugünkü konuşmamızda olduğumuz gibi, sohbette olduğu gibi sürekli otosansür uygulayarak ama meşruluğu öne alan bir yerden yasallığın sınırlarını genişletecek şekilde utangaç ama emin adımlarla iş yapmaya çalışıyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkürler. İzinsiz sana da aynı soruyu soruyor olacağım. Sadece küçük bir şey ekleyeceğim. Senin hakkını süren bir dava da var aslında. Bu dava seni nasıl etkiliyor? Otosansür uygulamana yol açacak mı sence? Bir yandan da şeyi de merak ediyorum aslında. Yani şöyle demiştin. Ben kendi çektiğim dertlere dair işler üretiyorum demiştin. Özellikle geçim sıkıntısına dair çok fazla iş yaptığın için şunu da düşünebiliriz. Sen muhtemelen geçim sıkıntısı çeken bir sanatçısın diye düşünüyorum. Bu sence senin işlerini nasıl etkiliyor? Yani otosansür uygulamana sebep oluyor mu? Herhangi bir kazanç elde etme amacın var mı işlerinden? Bir yandan da şey söylemiştin, eleştirel işler yapmak için yurt dışından fon alıyor gibi bir takım komplo teorileri de üretiliyormuş hakkında. Biraz da belki bunlardan da bahsetmek istersin deyip sözü sana bırakıyorum.
Yani umarım böyle yani bu kadar hani adına komplo teorisi diyecek kadar ya zaten öyle önemli birisi değilim ve hani böyle kalabalıklar bunu konuşmuyordu illa ki ama bu mesela gözüme çarpan o bahsettiğim o yorumlarda falan gözüme çarpan şeylerden bir tanesiydi. İşte bir küfürle birlikte ton aldım iddia etmiş. Halbuki yani açıkçası ben yaklaşık 5 yıldır bu isimle bu işleri yapıyorum. Kimse bana ya kimse bu tembelliğe fon vereceğini bir defa sanmıyorum. Çünkü ben çok sık bir şeyler üreten birisi değilim maalesef ki. Bunun deli sebepleri var. Biraz şey konusunda endişelerim var. Yani yapmak için mi yapmak ya da yaptığı şeyi işte o daha önce de bahsettiğim gibi hedefi vurup vurmaması. Sözün güncelliği. Yani ben geçim sıkıntısını uzun süredir işliyorum. Yani bu demek oluyor ki geçim sıkıntısı yeni bir şey değil. Giderek bundan daha fazla etkilenen insan sayısı artmış. Düşünün ki benim ilk geçim sıkıntısıyla ilgili yaptığım işte korkunç bir çaresizlik hisseden insanları bir de şimdi düşünelim. Yani bunların bir kısmı canından bezdi ve o korkunç olaylar yaşandı zaten ama bir de onları bir daha şimdi bir de düşünelim. Yani bunun da bir şeyi var bu arada yani bir şiddeti var. Geçim sıkıntısı yeni bir şey değil. Şimdi olay böyleyken kendi geçim sıkıntımdan bahsetmek hoş değil tabii ki. Yani özellikle de anonimken. Ama açıkçası şunu kesin bir netlikle belirteyim. Ben şimdiye kadar yaptığım şeyleri böyle bir maddi bir motivasyonla yapmadım. Bunlar ya benim biraz karmaşık şey yapacağım, başlayayım. İşte bana karşı tepki olarak artık adlandırılabilir mi bilmiyorum ama çıkan bir yazı kaleme almıştı. Çok daha popüler bir ressam beyefendi. Orada kısa sürede işte voleybol vurmak için sansasyonel şeyler peşinde olduğumu falan yazmış. Yani keşke böyle bir saat bir çay içsek de beni bir tanısa hani ben anonim olmasam da bir tanısa mesela beni ve nasıl bir hayatım olduğunu görse. Bir defa hani kısa sürede para vurma, hani tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi. Kısa sürede voley vurmanın bu kadar riskli yolları yok bu ülkede. Yani eğer motivasyonunuz buysa çok yanlış bir yerdesiniz. Biraz karmaşık gireceğim ama bağlamaya çalışacağım. Kubilay Bey'in daha bir önceki soruda söylediği şey gibi. Yani muhaliflik birazcık şey, ılık bir muhalefet de var. Yani ülkede muhalefet olmadığı için muhalefetin farklı derecedeki şeyleri var, dereceleri var yani. Hani öyle yokluktayız ki Tarkan bir tweet attığı zaman yani sonunda İsa geri döndü gibi bir şey su serpiliyor içimizde. Halbuki adam o kadar basit, o kadar naif bir şey yazıyor ki sonunda falan diyoruz yani. Şimdi muhalefetin bir şeyi var yani hani o da sanat gibi tartışmaya çok açık bir şey. Ve aynı şekilde orada söylediklerine katılıyorum Kubilay Bey. Yani kime muhalefet? Belli başlı noktalarda yapayalnız kalırsınız yani. Açıkçası şu an yani şu içinde bulunduğumuz gün AKP'ye ve Cumhurbaşkanı'na muhalefet etmek artık kolay. Kolay yani. Hala riskler barındırıyor içerisinde. Hala bu konudan dolayı işte yaklaşık 40 küsur aşkındır bir gazeteci içeride galiba. Ama mesela o gazeteci ve şey olduğu için biliyoruz. Halbuki geri kalan bir de bir rakam var. İşte yılda bilmem kaç bin dava var. Onları teker teker tanımıyorsunuz mesela. Yani bunların aralarında çocuklar var mesela. Bütün bunlara rağmen diyorum ki bugün kolay. Yani bu geldiğimiz noktada kolay. Bir meşruluğu geldi artık. Yani bir başka bir atmosferde şu anda ülke. Bir de zor olanı var evet. Yani hani zor olan da şu. Bir yere sırt yaslamadan muhalefet etmek. O da kolay olmayan bir şey. Bu işte bir sürü şeyi de etkiliyor. Yani mesela tekrar böyle git gel yapıyorum başlayın ama mesela Devrim Erbil bir devlet sanatçısı. Böyle bir nişane var göğsünde. Yani bu somut bir şey var. Böyle bir aksesuar var yani. Size böyle bir ünvan verildiği zaman yakanıza takıyorsunuz. Kendisi uzun yani kendisi mesela ya bunu kendisi tabii ki izah eder ama benim gözlemime göre kendisi
bir yerde konumlandırmıyor kendisini. Daha siyasetler üstü bir yere konumlandırıyor sanırım kendisini ki birbirine muhalefet eden unsurlarla temasını görebiliyorsunuz. Yani belediyeler değişiyor, iktidarlar değişiyor. Bazı insanların temasları, networkleri değişmiyor. Bütün bunlarla şey yapmak lazım. Yani muhalefeti de bütün bunlarla değerlendirmek lazım. Dayanışmayı ve çıkar, yani şey, kendi kendini finanse etme kısmını da. Yani mesela ben de tırnak içinde söylüyorum. Haddimi aşmasaydım da başka türlü, hani bir otosansür işte uygulasaydım keşke kendime. Mesela bu kadar çaresiz ve bu kadar yalnız kalmayabilirdim. Yani İstanbul'da bir belediye değişti. Burada büyük bir şey değişti yani. İzmir'den bu anlamda bir farkı var. Ben buradaki imkanlardan yararlanabilirdim. Yani benimle benzer işleri, benzerle kastım sokakta görsel üreten, duvara görsel üreten bir sürü tanışmışlığım olmasa da şey mahlas olarak bildiğim, sosyal medyadan takip ettiğim arkadaşlarım var. Bunlar mesela büyük projeler yaptılar İBB ile beraber. Yani şimdi ben bunları hani öyle ya da böyle bir değerlendirmek için söylemiyorum bunu ama mesela benim böyle şeyler yapmamın imkanı yok, koşulu yok. Şöyle izah edeyim. Son yaptığım resimlerden bir tanesi. Mutsuzluğun resmi de bir bulunduğu yerden müsaade alınmaksızın tırnak içinde söyleyecek olursak illegal yapılmış bir çalışma. Çalışma yapıldıktan sonra Kadıköy Belediyesi'nin iştirakı olduğunu düşündüğüm gazetede çıktı haber. Yani belediye benden önce sahiplendi işi. Ve ben ondan sonraki bir röportajda özel olarak belirtmek istedim. Aman çünkü şey demesinler. Ya işte izinsiz girdi çıktı. Yasladı kendisini şeye, ana muhalefete. Bu herhalde Kültür Bakanlığı'na kadar gider bu iş gibi. Şeyden de bu arada çok korkuyorum. Yani Türkiye'de böyle bir atmosfer var. Birdenbire kahraman oluyorsunuz. Birdenbire sizi milletvekili adaylığına kadar götürüyorlar. Sonra da ya başınıza da bu arada bambaşka şeyler de gelebilir. Yani hani böyle bir milletvekili dokunulmaz kılmıyor sizi bu ülkede. Bu örneklerde bildiğimiz şeylerle açıklanır. Şeye katılıyorum kesinlikle. Yani sanatın siyaset yapmaması, ondan o böyle şeylerin beklenmemesi. Yani bir kahramanlık bekleniyor mesela. Bir kafada bir imaj oluşturuluyor. Ve kafadaki o karakterin hakkını vermenizi istiyorum. Bunun içinde şey de var. Yani sen para için yapmamalısın bunu. Mesela bir tanesi bu. Pekala para için yapmayayım. Zaten para için yapılacak şeyler değil bunlar. Ama bunların hepsi bir para. Yani yurt dışından geliyor mesela o sprey boyalar. Yani duvardaki bir resimden bahsediyorum ama benim yerleştirme çalışmalarım da var. Mesela işte 50 tane başka bir iş için kelepçe almıştım mesela. O kelepçelerin her biri bir para. Gidip onların üzerine ismimi kazıttırdım. O sanayideki adamın bakışlarını görmeniz lazım. Yani birisi kapıdan giriyor ve 50 tane kelepçenin üstüne izinsiz yazıyor falan. Bir erotik shop açtığımı ve bunun benim markam olduğunu falan söyledim. Ve bu şekilde yaptım mesela. Şimdi böylesi bir şey var yani el yordamıyla oluşturulmuş bir malzeme, organizasyon bir şey var. Açıkçası ben bunların bu kadar çaresizlik içinde üretilmesini çok kıymetli buluyorum. Yani bütün güzellikleri içine yansıyor. Bütün şeyi buna yansıyor. Zaten diğer türlü de senden zaten şeyi beklemiyorlar. Yani sen yapmamalısın. Sen para kazanmamalısın. Sen hep ideallerin uğruna şey yapmalısın ve hani ölmelisin de ya. Yani çok da uzatmamalısın da bu konuyu zaten. Yani şu, uzatınca da şey oluyor. Oo bu da ilgi çekmeye çalışıyor. Yahu yani 20 yıldır hani aynı şeyi yapıyorsunuz diyelim. Son 5 yılı artık şey yapar. Yani siz artık dikkat çekin. Ya ama mesele değişmemiş mesela yani. Şimdi o yüzden bir şey yaparken de tedirgin oluyorum. Yani mesela ya geçim sıkıntısını düşünce ya aklıma bir sürü iş geliyor. Bahsettiğim işte otosansür olayıyla şöyle açıklayabilirim. Benim için mutsuzluğun resmi Kabataş'taki yaptığım resimden bir farkı yok. Yani diğerleri de geçim sıkıntısıyla alakalı ama bu şöyle bir şeyle kaygıyla çıkmış bir şeydi. Ben girdim çıktım her şey aynı
ve üstüne pandemi geldi. Ve her şey çarpan etkisiyle daha da arttı. Pekala, ben aynı şeyi nasıl, yani benim en büyük sıkıntım o. Aynı konuyu daha farklı nasıl izah edebilirim? Yani bunun içinde evet bir otosansür var. Bir de meselenin maalesef ki giderek daha da sıkıntılı bir hale gelmesi de var. Yani ironiyi yapamıyorsunuz çünkü mesele olabilecek en ironik gerçekliğe böyle kafa atar derecesinde. Yani ulan ben bunu ancak bir iş gibi yapardım dediğiniz şeyin içinden geçiyoruz yani. Böyle doğrudan onu damarlarımızda hissediyoruz. Yani kaynatmalık taş diye bir iş yaptım ben. Bu marketlerdeki raflarda yerleştirilen bir iş oldu. Geçtiğimiz aylarda Twitter'da birden şöyle bir hashtag gördüm. Boş börek. İnanılmaz. Yani kaynatmalık taş bir seri olacaktı bu arada. Yani ben böyle bazen bazı fikirleri birkaç parçadan oluşuyor gibi bir şey düşünüyorum. Genelde devamına ya gerek kalmıyor ya da izin verilmiyor zaten. Aa dedim inanılmaz ya, kaynatmalık taştan bir sonra çıkabilecek bir iş yani. Hani o kadar şeye uygun ki, yani sanki gerçekten benim aklıma gelse ancak bu kadar olurdu. Onu yaşıyoruz işte. Yani kaynatmalık taşla arasında belli bir süre var. Ve o gerçekliğe kavuşmuş artık. Yani ben daha ne yapabilirim? Ben o kırmızı, kendisini kendi canından bezen, o işte intihar eden görseli alıp başka bir arkadaşı da, başka bir sokak sanatçısı arkadaşı da işin içine dahil ederek daha büyük bir duvarda bu defa pes pembe bir duvarın önünde başka bir şekilde resmettim. Ama şey aynı yani. Bence ikisinin de çığlığı aynı şiddette. Ama birisi diğer resmi ya işte ya evet ya falan, hani ya gerçekten insanlar çok sıkıntı yaşıyor falan, hani böyle popüler bir dizideki bir replikteki gibi işte, ya senin o yılgın hoşgörünle bunu kabul etmene benim ihtiyacım var mı gerçekten, ya bu öyle bir şey. Diğerinde ise şöyle bir tepki oluyor, ya evet haklısın ama yani bunu böyle mi yapmak zorundaydım, ya yani nasıl yapmak zorundaydım, çünkü çok büyük bir turnusol oluyor yani. Kabataş'taki resimle Kadıköy'deki resim. Hem yapıldıkları lokasyonlarla alakalı hem de görsel. Biri kırmızı mesela, biri pembe. Yani böyle tabii bir sürü, o en ana hattıyla söyleyeceğim şeyler bir sürü farklı. Birini ölçü yapıyor, kabul edebiliyor, diğerini tüketemiyor yani tırnak içinde. Onunla şey yapamıyor. Aynı kişi yaptı yani. Bende de açıkçası cezaevinden çıktıktan sonra pek bir şey değişmedi yani. Yani bende bir şey değişmedi. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Bendeki sansür meselesinden çok zaten aynı meseleyi daha nasıl farklı anlatırıma gidiyor. Ve şeyi de teşhir etmeye çalışıyorum. Yani daha tüketilebilir olanı kabul edilmesini de ayrı teşhir ediyorum. Yani bu ondan daha şey bir iş değil. İyi bir iş değil. Belki daha da kötü bir iş işte. Yani bunu sahiplendiğiniz için. Ama onu yapan adam aynı. Zaten genelde şöyle oluyor. Aa onu o da mı ya? Ha bunu da mı ya? Ha peki. Orada bir kırılma oluyor. Ya beni desteklemiyor zaten ya da işte şey bir kafasında belki bir şey uyanıyor. Maddi kısımlar da bunlarla çok alakalı. Böyle şeyler yaparsanız zaten 5 kuruş kazanamazsınız. Ki benim de böyle bir talebim bir şeyim yoktu. Sadece cezaevinden çıktıktan sonra artık dayanamaz hale gelmiştim ve hem bir şeyler üretmeye devam etmek istiyordum. Çünkü üzerimde şeyin baskısı da vardı. Hani çıktım ve ne olacak bundan sonra? Hani ben devam bir şeyler üretmeye devam edecek miyim? Yoksa artık bu konuyu kapatacak mıyım gibi. Ben devam etmek istedim. Ama paraya da ihtiyacım vardı. Maalesef ki hani böyle 3 kuruş diyebileceğim meblağlara, yani çok düşük paralara yaptığım resimleri hani elden çıkarma diyelim. Elden çıkarmak zorunda kaldım. Bir kısa süreliğine, bir yaklaşık belki herhalde bir 5-6 ay boyunca hayatımda ilk defa izinsiz bana baktı. Belki de kendisine baktı. Yani ne kadar para kazanıyorum? Yani faturalarımı ödeyemedim açıkçası. En fazla boya alabildim. En fazla malzeme alabildim falan. Ama bir şekilde tutundum. İşte kaynatmalık taşı o şekilde yaptım. Ondan sonra cezaevinden çıktıktan sonraki bir süreki bütün işler bu şekilde halloldu. Maalesef ki size zaten para kazanmayı yakıştırmıyorlar. Zaten sizin böyle bir ülkede böyle bir beklentiniz yok.
olamıyor. Bir de üstüne konuşmanın başından beri işte tartıştığımız şeylerle uğraşıyorsunuz. Ama yani bu da bizim şeyimiz, kara lanetimiz mi diyeyim artık, bizim lanetimiz mi yoksa biz değil bir lanetiz birileri için bilmiyorum. Bu da böyle bir ironi yani. Keşke daha fazla vaktimiz olsaydı, çok güzel gidiyor aslında sohbet, fakat burada kesmemiz gerekiyor. Bu videonun altında sohbet boyunca bahsettiğimiz işte videolar, işler vesaire, bunlara dair linkleri bulabilirsiniz. Ayrıca Susma platformunu, Kulbay Mutlu'nun izinsizin işlerini, Sokak Sanatçıları Derneği'nin işlerini de takip etmeye devam edin lütfen. İyi günler herkese.